Korunma sırasında sanatçının resmi yaparken ne düşündüğünü, niyetini unutmamalıyız. Bu bazen bizim için zor olabiliyor. Pollock'ın niyeti neydi, ne görmemizi istedi? Bu resmin nasıl sunulmasını isterdi? Bu resim 1951'de Iowa Üniversitesi'ne geldi. Ama bu zamana kadar en az 5 kere gerilmiş, sarılmış, tekrar açılıp asılmıştı. Böyle büyüklükte bir resmin bu kadar stres altında bırakılması yapısal sorunlar ve boya yüzeyinde sorunlar oluşturabilir. 1973 senesinde ise resmi geren tahta iskelet, kanvasın ağırlığı yüzünden kırılmış ve gözle görülür bir sarkma oluşmuş. Konservasyon sürecinde ikinci bir tuval, orijinal tuvale bal mumu ve reçine ile eklenmiş. Bu resmi sabitlemiş ama aynı zamanda sarkmayı da sabitlemiş. Yapıştırıcı yüzünden bozulma da sabitlenmiş oldu. Resim tekrar gerildiğinde ise kanvasın arkaya kıvrılan, boyanmayan kısımları da resmin görünen alanına dahil olmuş. Ayrıca korunma süreci kapsamında resme vernik eklenmiş. Pollock aslında resmi verniklememişti. Resim Getty'ye ulaşana kadar sanatçının stüdyosunu terk ettiği halinden çok değişmişti. Temizleme büyük bir fark yarattı. Pollock'ın uyguladığı inovatif boya tekniklerini görmemizi sağladı. Verniği çıkarmak ilk adımdı. Bozulma ile uğraşmak ise işin zor kısmı. Önümüzde iki seçenek vardı. İlki resmi dikdörtgen bir tahta iskelete yerleştirmek. Böyle yaparsak 1973'te yapılan işlemdeki köşeler kalacaktı. İkinci seçim ise şekilli bir iskelete sabitlemekti. Böylelikle resim orijinal köşelerine aşağı yukarı geri dönmüş olacaktı. Biz şekilli bir tahtaya yerleştirmeyi tercih ettik. Resmin orijinal köşelerine sahip olmasını istedik. Yani Pollock'ın ilk başta görmemizi istediği gibi. Resme kesinlikle bir enerji geldi.